Abi chat bozuyor. Hallederiz kardeş. 65 yıl. Abi be. Önceden sen hazırlamışsın. Tabii tabii böyle. Tabii tabii. Merdaneyle açıyorsun onu. Açıyoruz biraz. Ne böreği olarak geçiyor abi bu? Serpme börek. Serpme börek olarak geçiyor. Evet. Katmer gibi hamuru böyle ip incecik açıyoruz. Amcam be. Açıyoruz. Zemine böyle vura vura, vura, vura onu incecik haline getirdin. Sabura sabura. Bana şunu deyin ki abi aç böyle ince. Bak oklavayla 6,5 saat uğraşırım yine yapamam bunu ya. Çıtır çıtır olacak o zaman. Olacak tabii. Fırında bir de güzel pişirdin mi lokum gibi olur. Önemli olan abim inceliğe bakın. Dar gibi oluyor arkadaşlar. Evet. Arka taraf gözüküyor. Aynen öyle. Kenarlarını katladın sen onu. Kendine yol verdin. Evet. Kıymamızı koyuyoruz. Şimdi kıymalar devreye giriyor. Hemen orta yere şöyle kıymasından ekledin. Ve onların üzerini şöyle bir kapatıyorsun. Kapat, evet. Çok güzel otantik. Tepsisine de ekledin. Kıymalı hazır. Şimdi peynirlidesin. Bak sikerim. O yorumunu gördüm. Bak o mimleşmiş şeyleri abimle bağlamayın. O başka bir şey. Şimdi sıra peynirlide. Nasıl, şehir dışından çok gelen oluyor mu? Çok. Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Türkiye'nin her yerinden her geliyorlar. Yerinde. Bu noktayı bence arkadaşlar sakın ama sakın kaçırmayın. Özellikle Antalya'ya geliyorsanız burayı atlamayın. Kahvaltıda da yersin, öğlede de yersin. Kaça kadar açıksın? Saat 7.30'da başlıyorsa. Öğlen 1.30'da. Öğlen 1.30'a kadar açık. 1.30'dan sonra kapanıyor değil mi? Tabii, tabii. Peynir geldi. Ne peynir usandın? Yok. Zor peynir kullanıyorsun. Tuzsuzdur. Tuz da yok bunda. Tuz yok. Onun için dedik üzerinden su, pudra, şekerek deyip de şekerli yemeğine de tüketebiliyorsun bunu. Yine çok da güzel olur. Bu da hazır. Eline koluna sağlık. Pişirme işlemine geçelim. Tamam, böyle salepsiz. Tepsiye verildi. Bunu kapatıyoruz. Kaç yıllık fırın? 1969 Fransız mı? 1969 çatalla kapattı. Kişisel bir şey değildi yani. Sadece chatle gülelim diye yaptım. Kapatıyorsunuz zaten. Çatal da 69. Ooo çatal. 1969. Çatal yöntemi. Kaç dakikada pişer? Fırın aşağı yukarı 10 dakika. Evet, börekler pişti arkadaşlar. Görüyorsunuz çıtır çıtır gözüküyor. Çok güzel gözüküyor tepkisinden. Bunların fiyatları evet. Nedir? Fiyatları tanesi 45 lira. Bir maalesef. Tanesi 45. Peynirli 45 de kıymalı da aynı. Aynı. Hiçbir farkı yok. Bizi de 45 TL. Maalesef bu... Yanıyorlar! Krizden dolayı. Maalesef. Her şey pahalı olduğu için. Yani biz de rahatsızız aslında. Evet. Keşke daha ucuz olsa abi. Ama yapacak bir şey yok. Alt kısmını görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel gözüküyor. Şimdi dilimleme aşaması. Çıtır çıtır sesler eşliğinde. Yalnız çok lezzetli oldu be. Amcama saygısızlık olmasın ama bir tık pahalı gibi be. Peynirliler doğrandı. Tabaklama işlemi yapıldı. Aynı şekilde kıymalı da. Biz de bunun yanına bir çay alacağız ve bunu afiyetle tüketeceğiz. Eline koluna sağlık Tevfik Ustam. Çok memnun oldum. Hem muhabbetin çok güzel hem de lezzetinde güzel gözüküyor. Şimdi burası 45x2. Teşekkür ettim. Sağ ol, sağ ol abi. Evet arkadaşlar, güne çok güzel başladığımızı düşünüyorum. Şuna bakar mısınız ya? Muhteşem. Yanıma da çayımı aldım. Böyle tutuyorum bunu. Yok lan, değildir. Çıtır çıtır çok güzel. Şöyle kıymalıyı da gösterelim içine. Bunu da şöyle tek lokmada. Arkadaşlar ikisi de efsane. Şöyle çay da alalım. Hatay sandık kişi, gel seninle bir gün. Bak biz çıkacağız tura. Yakındır. Evet, ilk gideceğimiz şehri de kararlaştırdık ama ghostlanmayalım diye söylemiyoruz. Gel sen de bizde. Hani bak elin lezzetli. Yemeği de biliyorsun ama bir de bizim yemeği gör. Sandık içi bir de bizim yemeği gör. Antalya'da iki tane lezzet var arkadaşlar. Demirbaş iki tane lezzet var. Köfte, piyaz, bir de börek. Kime sorduysam farklı farklı isimler verdiler. Özellikle 3 tane köfteciye gitmeyi düşünüyorum. 2 tane de börekçiye gideceğim. Bu birincisiydi. İkincisini de zaten ilerleyen saatlerde tekrardan uğrayacağız. Tekrardan böreğin keyfini çok olur, çok olur. Çok önemliydi. Söylemem hangi şehir olduğunu, söylemem. Tam benlik bir mekan zaten. Şimdi ne yapıyoruz? Bugün Antalya'yı doya doya her yeri gezeceğiz o zaman. Çünkü gittiğim şehirlerde son... Gün yola çıkmadan önce böyle anlık duyuru yapıp ulan gelebilen gelsin hadi bir sarılalım öpüşelim deyip kaçacağım. Şimdi kalkalım başka bir mekana gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi nereye geldik? Tostçu İbo'ya geldik. Buranın da böyle mekan sahibi, böyle çok enerjik yine. Hemen girelim bir tostunun tazımını yapalım. Arkadaşlar içeriye girdik. Tostçu İbo'nun yanındayız. Nasılsın ustam, iyisin? İyi Allah'a şükür abi, hoş geldin abi. Hoş bulduk. Tostunu çok övdüler. Hakikaten muhabbetini daha çok övdüler. Ya oğlum tahmin etmeyin dur. Abi ilk defa tostumu övüyorlar biliyor musun? Ah! İlk defa ah! Yani yıllardır gelirler giderler hiç övmemişlerdi be abi. Ciddi misin? Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Yapayım sana bir tostu abi. Sevinirim. Abi kendi spesiyelimi yapayım mı abi? Sevinirim. Abi troll. Büyük trollüyor şu an. Gerçek. Spesiyellere bayılırım hatta. Çünkü öbür tostları biliyorsunuz zaten. Karışık, kuruşuk, barışık. Hep aynı. Biz öyle kendi spesiyelimi yapayım abi. Tamam. Tamam abi. Abi müsaade et abi ya, yanlış anlamadı, yer küçük zaten. Orada sucuklarını saklamışsın sen, evet. Saklandığı yerden çıkardın. Evet abi. Makinana böyle usul usul diziyorsun. Abi yanlış anlama, bir mevzuyu da söyleyeyim de. Söyleyebilirsin. Ben artık çalamıyorum be abi. Neden?
Çalacak malzeme kalmadı abi. Malzemeyi bitirdik abi. Eskiden vardı çalıyorduk. Şimdi artık çalamıyoruz. Hatay sandık içi. Hatay sandık içi. Bilirim o gülmeyi. Abi sosis de atıyorum şimdi. Tamam süper tamam. Sosis evet. De giriyor devreye. İnce ince kesmişsin sen onları. Ben geceleri abi bunları yapıyorum zaten. İnce ince kesiyorum. Biraz da abartalım abi. Malzemeden çalmıyormuşsun sen. Boldan boldan ekledin onu. Çalınmış abi. Çalınmış abi, hali bu şekilde. Evet, şöyle kapatıyoruz abi tamam mı? Pişerken ekmeğimizi hazırlıyoruz. Yo belli. Bu abi ünlü orada belli. Evet abi. Bu ne? Özel bir salça mı herhalde? Abi bu bizim özel salçamız. Yanlış anlama. Sizinle özel... veremiyoruz bunu. BİM'den aldığımız falan kimseye söylemiyoruz. BİM'den aldığını kimseye evet. Söylemiyorsun. Evet abi. Özelliği bol bol sulu olması. Oo. Böyle bir abi daha vardı. Her şeyle makara geçiyordu. İşte bu özel turşu mu diyor. Yo bildiğin turşu diyor. BİM'den beri. Doldur. Gerçekten gel. Hani bunu kimse bilmez yani ustam. Özel sos diyorsunuz. Evet. Ve tabii bitti mi? Bitmedi. Özel baharatlarımızdan. Bunu da kimse ne olduğunu kekik bilmez. Kekik diyorsun. Sadece bizde abi özel bu. Kekik. Abi öyle açık verme ya. Böyle. Kur gibi. Abi lütfen ama abi her şeyi söylüyorsun sen de ya. Abi. Tamam İbo abim tiye alıyor işte öyle her şey bu bizim özel bu bizim bilmem nereden gelme şu an diyenlerle daşşak geçiyor. Bunlar bizim atadan kalma özel baharatlar. Özel baharatlar. Bir tek bende var abi. Tamam. Kekiğini ekledin, kimyonunu ekledin, pul biberini ekledin. Evet. Şimdi burada geldik buraya. Yumurta kırıyoruz abi. Yumurtalar bizi de veriyor. Evet yumurtalar da kendi çiftliğimizden. Organik diyorsun. Evet. Çokun en organik. Ürünleridir Şokun yani. Şokun organik ürünü. Benim abim. Bunları heh. Koyduktan sonra ne yapıyoruz? Şimdi kaşarlar bizi kenarda yine bekliyor burada. Aynen. Abi. Kaşarın özel mi? Abi özel kaşarımız olmazsa olmaz yani yanlış anlama. Hayat bir kaşar olmuş zaten. Onun için kaşar önemli abi. Bunu doldurduktan sonra ne yapıyoruz? Bitti mi? Bitmedi. Devam ediyoruz. Abi, bitmedi. Şimdi abi. Önce arasına sosisleri ekledin. Aynen. Üzerine hala devam ediyorsun abi, kaşarları döşemeye. Abi heyecandan çalamıyorum abi. Bir panik ya. Oldun. Panik oldum. Heyecanlandın. Abi çok mu gitti? Bu arada reis şakayla karışık vallahi 90 liralık malzeme koydu bak. Ya. Abi, bunun en ucuzunu alsan. Evet abi şimdi bunu ne yapıyoruz? Bu şekilde burada eritiyoruz. Tamam mı kaşarlar abi? Kaşarlar bir kendini bıraksın salıversin. Abi elmalı tereyağımız. Ev yapımı mı bu? Bu bir... Abla yapıyor bunu abi. Özel bizim için yapıyor. Ben de gidiyorum şoktan hazır olarak alıyorum yani. O şekilde düşün. Yani her şeyimiz özel yani. Her şey özel diyorsun. Evet benim abi. Ne olacak? Yine arasına mı girecek abi, yoksa bu ayrı bir şekilde mi takılıyor? İşte abi bu anlatılmaz abi. Yaşanır mı yaşanır. Benim abim getir tencereyi bana abi. İbo. Beyaz kaşarlı domatesi 25 TL gördüm. O zaman şunu sorayım. Bunu gördüm çok merak ettim. Evet. Beş bak diyor abi. Bu ne? Abi yalnız yüzünü çevirelim de gülüyor. Farklılaşını gülüyor yani. Evet gülüyor. Nedir abi bunun olayı ne? Abi bir arkadaşımız vardı. Bana söz vermişti. Diş box'a sponsor olacağım diye. Ben de bir hevesle diş box yaptım abi. Ne işe yarıyor bu diş box? Abi bir arkadaşımız var demiştim ya. Evet. Onun dişleri yok. Ona yardım ediyoruz abi. Öyle düşün yani. Yani yardımcı oluyoruz. Tamam abi. Yardım amaçlı yani. İşlerini yaptırsın diye diyorsun. Evet, evet. Şey yalnız sağlam dolmuş yani. Evet. Doluyorum. Bozuk para doluyor abi sadece. Öyle mi? Yani, kağıt paraya gidilmiyor. Şu an atmıyorlar. Şimdi abi gidiyoruz abi. Çok az kaldı abi. Hazır mısın abi? Valla heyecandan öleceğim. Abim her şey özeldi. Abi. Heyecandan öleceğim ya. Bunu evet. Şimdi ne giriyor devreye? Evet abi. Şimdi devreye abi çok değişik şeyler oluyor abi. Hazır mısınız abi? Onu farklı bir şey yapacağız. Evet tencereyi abi. Getirdim. Ulan 10 lira düştü. Aynen benim ne abim. Ne abi ya tencerenin içine? Tencerenin içine yapıyoruz abi. Spesiyel dedik defa ya. Spesiyel özel. Sana aynen. Öyle kimse yapmıyor mu? Abi sana yapıyorum. Bunları sana ilk sana yapıyorum tamam. Ben daha ne yapayım benim abim abi şimdi hazırladık bir saniye özel satırınla onları kestin aynen abi paramparça etti abi şimdi bunu ne yapıyoruz hareket şu tencerenin içine yerleştiriyoruz abi tencerenin içine yerleştirdin bayağı bildiğiniz toz şeklinde Allah Allah okey mi abi süpersin okey daha bitmedi bir saniye şimdi abi ne yapıyoruz kenarlara domateslerimizi koyuyoruz özel sunum mu bu abi abi bu benim özel Dayısanmış yerinde kaşar böyle özgürlüğünü ilan et. Spesiyelim abi. Yanlış anlamayın yani. Okey mi abi buraya tamamdır kadar? Abi buraya kadar. Tamam. Şimdi abi bunu kapama yapacağım abi. Tamam mı? Abi dolma mı? Orası bildiğini versin. Hazır mısın abi? Hazırım abi. Abi bak senin için yapıyorum. Tamam. Sallı göreyim. Şu şarkıyı da söyleyeyim. Dan dili dan dili dan dan dan. Dan dili. Allah. İşte bu abi ya.
Evet. Oy. Kenarlarımıza ne yapıyoruz? Turşular devreye giriyor kenara. Ya, biberler de kenarda bizi bekleyecek. Aynen. Değil mi? Aynen. Ve tabak oldu 500 lira. Ne kadar biliyor musun abi? Ne kadar abi? Tahmin edebilir miyim? Harbi. 50. 60. Yok artık ya. Adam bakışından belli 60 olmadı. 50. 50 mi? 50 abi. Süper. Değmez mi abi? Ucuz. Abi misin? Öğrenciler indirim yok mu burada? Abi zaten indirdim, indireceğim kadar. En sonunda kendimi indireceğim burada ustam. Gerçek. Tamam, abi. Çok güzel. Bu abi. Süper. Eline fonuna sağlık. Teşekkür sağ ediyoruz. Oğlum Antalya'da yaşayanlar gidin yiyin lan 50 liraya. Bir gidin bakayım 50 lira mı harbiden bu? Spesiyelden istiyoruz abidin. Tamam abi. Biz hemen o zaman tadıma geçiyoruz. Tamamdır abim. Evet arkadaşlar, sofraya geçtik. Bir de bir talihsizlik yaşadık. Mikrofonumuzun şarjı bitti bu arada. Ve ne yapıyorum? Şöyle bu güzel lezzetin bir tadını çıkaralım. Böyle tostumuzdan alalım. Böyle. Burada şöyle bir olay var arkadaşlar. Böyle arka bahçesi var, görüyor musunuz bilmiyorum ama çok otantik bir yer. Bugün tostçu İbo'nun enerjisi çok güzel, çok keyifli. Muhabbeti çok güzel. Bence buranın tostunu deneyin derim. Muhabbetini de etmeyi unutmayın sakın. Başka bir lezzete geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi de Antalya'nın böyle sembol isimlerinden bir tanesi. Nereye geldi? Dur bakayım. Sosis attı, sucuk attı. Kaşar koydu. Ekmek var. İki yumurta kırdı. Ama onları da bol koydu ya. Başka ne koydu? Domates koydu, turşu koydu. Tencere aroması ne lan? Geldik köfteci Cihat'a geldik. Hemen içeri girelim. Şovunu yapsın bize. Evet Cihat Usta'nın yanına geldik. Nasılsınız lan? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hatay'dan geldiniz. Evet maşallah, aynen öyle. Teşekkür ederim. Antalya sıcak olabilir ama ben daha sıcağım. Dikkat edelim lütfen, dokanmayın yanarım diyeceğim ama. Onu oğlum. 10 numara lan her mekan. Sarılan da bir hoşuna geçsin. Nasılsınız? Süpersin, iyi misiniz? Valla enerjim efendim, yüksekti. Seni Allah, görünce daha bir yukarılara çıktı. Ürünü yedikten sonra daha da bir alevlenecek. Kafa yiyeceğiz diyorsun. Aynen öyle. Süper abi. Efendim neredeyiz? Antalya'da. Bir hikayemiz oluşan Aksu'dayız. Köfteci Cihat'tayız. Ben şahsen işletmeciyim. En çok çalışan bir işçiyim ha. Patron değilim ha. Süpersin abi, harikasın. Bunun çıkıyor böyle. Hatay'a bak, ayrana bak, piyaza bak. Sana önce piyaz mı yapayım? Abi piyazla başlayalım, hemen köfteye geçelim. Yumurtalar yani şöyle ince ince doğranıyor herhalde. Evet. Ruh burada gençleştiren, şifa olan böyle kalp damarları açan olayı koyuyorum. Şifa koy da bana. Ya. Koyuyorum. Of. Hele hele hele. Dur bitmedi. Açık daha koyalım. Siz geldiğinizde ya bol koyalım. Tamam. Maydanozumuzu koyalım. Olmazsa olmazı piyazın. Hemen yanına hele, hele, arkadaşı hele, hele geldi. Şimdi esas isim sırrı bu. Kalbi açan ana zeytinyağı. Analığımın zeytinyağısı bu. Şifaya döküyorum. Şifa veriyorsun. Yemin ediyorum. Yedik sıra yiyesin gelecek. Hele hele hele. Bak bak. Görüntü bak, benim. Yediyor bak, zaten. Bak akıttırayım bir de böyle. Analık yağısı. Attığımız yere kadar batalım diyoruz ama bol koymakla batmıyoruz efendim. Ne kadar mesela bu şekilde? O porsiyon ucu 400 lira. Ya 40 lira para 40 değil. 40 lira. Ya. Süpersin. 40 lira. Tamam. Köfteyi de bir gösterelim. Köfteyi de gösterelim. Hadi bakalım köfteyi de gösterelim. Gel kardeşim. Onlar böyle asker gibi dizmişsin. Bak, 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 evet evet. Bak bak bak, görüyorsun değil mi? Şovlar başlıyor. Yağları böyle şıpır şıpır damlıyor. Bunun güzelliğine bak. Bir porsiyon köfte bu efendim. Kaç tane giriyor bir porsiyona? 6 tane var abi. 6 adet giriyor bunun içerisine. Evet. Bak, 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 bak. Şakır şakır yağmur gibi. Tam servise denk geldiniz arkadaşlar. 30 tane şey var, sipariş var. Gel. Abimin enerji çok iyi lan. Valla enerjin hasta oldu abi, Allah, ya süpersin. Bir istemiştir belki. Yerinde hiç durmuyor arkadaşlar bu şekilde görüyorsunuz. Sadece izlemesi bile keyifli yani, keyifli. Öyle söyleyeyim. Allah'tan ayağımız sakat ha. Ayağımız sakat olmasa daha sen seyret beni. Bana döş kaburgadan yap. Abim daha ne yapacaksın? Dana kaburga diş, başka bir şey yok. Köfteyi atıyoruz ya, attıktan sonra şimdi 1 dakika ben değil 40 saniye sonra köftemiz bir şey hazır diyorsun. Evet. Yani. Pidelerimiz burada, oo, özel pidelerin de özel. Biberler dolu kenarda közleniyor. Kolye olarak. Oğlum rane lan bu. Rane köfteci aslında bundan 10 sene sonra bu işte. Kullanabilirsin. 7x lira yiyesin gelecek. 7x lira yiyesin gelecek. Bak 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 abim. Mert! Oğlum ne zaman açtın lan köfteciyi? Ne zaman köfteci açtın? Köfteci açmışsın oğlum. Gel. Dur kamerayı kapatayım sana dur. Aa tamam hadi bakalım. Kardeşim tabii 50 kilo verdin artık umurunda değil dünya.
E oğlum köfteci açmışsın. Bana da benzemiyor mu? Hayır ya, al kulağına. Attıktan sonra de bir dakika ben değil 40 saniye sonra köftemiz pişiyor. Hazır diyorsun. Evet. Değil. Pidelerimiz burada özel. O pidelerin de özel. Var. Biberler de burada kenarda közleniyor. Kolye olarak kullanabilirsin. Bildiğin senin de bir lan bu. Oğlum daha bak enerji aynı ha. Dur al tak bu video efsane ha. Bak izle. Yemek yedin mi? Yedim. Harbi mi? Vallahi yedik. Dur bir dakika. Bak bakayım ses var mı? Yedik sireyi. Var mı? Bak dayıya bak. Dayı çok iyi oğlum. Ekmek. Biberler dolu kenarda közleniyor. Kolye olarak kullanabilirsin. Yedik sireyi yesin gelecek. Yedik sireyi yesin gelecek. Bak abim. Ben bu bir tabağı yiyen de var. Oğlum bildiğim verdi ya. Ha bak ciddi söylüyorum, bunda yiyen var. Bu şekilde hepsini bu şekilde. İyi, adam attı. Adam 150 kilo 200 kilo. Bunu toz duman çünkü 2 kilo bu 2,5 kilo. Proporsiyon ne kadar demiştik? Porsiyon 60 lira şu anda. Bu şekilde 60 lira. Çekimlerden sonra belki 90-100 olabilir. yok efendim. 60 lira ayran yeşil yerine veriyoruz yani. Selamlar. Oğlum ben buraya gittim 200 lira harcarım lan. Affetmem ama direkt öyle. Aksu'dan neredeyiz? Aksu'dayız, köfteci Cihat'tayız. Köfteci Cihat kendim alıyorum. Ya abim ben de beğendi. Ser ol abi, ser olsun. Efsaneymiş adam. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Yani Hatay sandık için ilk defa bu kadar zorlama gülerken gördüm. Bir önceki bir tane de İbo Usta vardı, o da öyle. Ter olmadan bu iş olmaz. Olmaz, her yerim terli benim şu an, her yerim. Belli bir yeri uzun, belli bir yeri kısa mı saçının? Tarz o ya. Tarz mı o? Kulaklık takmadıktan. Baksana oğlum efsane değil mi? Saygılar ya, çok tatlı adam. Ya. Hadi yiyelim o zaman arkadaşlar. Arkadaşlar sofraya geçtim. Oturmuşlar sofraya. Gördüğünüz sofra, istiyorsan biraz yakınlaş. Tamamı şu gördüğünüz her şey 100 TL. Köftesi, piyazı, tatlısı, biberi. Valla oğlum bak şuraya sana bir şey söyleyeyim mi? 6,5 litre sosundan koydu, 2 litre de yağ koydu ama koyarken dedik ki ya videoda izle dedi, bol hayırlı. Yani abi doldurmuşsun burayı. Aa dolu dolu. Aynen öyle, süpersin. Bakın bizde, öyle yarım yok, kul bakın. Yanımda da Murat Atay var, sağ olsun beni Antalya'da gezdiriyor. Çok teşekkür ediyorum bu arada sana. Hoş geldin Eser'cim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi hemen konuya geçelim, fazla uzatmayalım. Şimdi Antalya piyazı nasıl yenir? He? Şeye gitti mi, Antalya'da bir tane balıkçı var. Yok daha yeni başladık video. Üç mekan mı oldu? Öyle bir şey oldu ya. Antalya piyazı nasıl yenir? Limonumuzu sıkıyoruz abi. Oo, tamam mı? Böyle sıktı. Değerine değer kattı. Sen tuzunu at abi. Ben karıştırayım. Tamam, şöyle biraz karıştırıyoruz. Böyle yağ, tahini. Tüm malzemeler birbirine iyice karışıyor. İyice harmanladın onu. İyice harmanladın. Sürü bu şekilde diyorsun. Tabii. Bütün her yeri aynı eşit lezzet. Homojen kıvama getirdin. Aynen öyle. Süpersin. Şimdi yeme adabı var. Bunu aldın. Hep beraber bandırıyoruz. Bunu bandırmazsan bu piyazın tadını alamazsın. Bak. Löp banacaksın. Anladın mı abi? Götür abi. Hadi. Afiyet olsun. Nasıl? Muazzam. Muhteşem. Enerjin de yüksek, lezzetin de güzel. Ha, hepsi güzel olacak abi. Şuradan da devam edelim. Allah Allah. Ooo. Yemeyenlere gelsin ha. Yiyin baba. Şuradan da devam edelim. Sıkıyor bu işi ya. Sıkıyorum, sırmam böyle. Hem sulu sulu lezzetli. Yani bu lezzet için şehir dışından gelinir yani, öyle söyleyeyim. 4000 kilo Fransa'dan, Almanya'dan, Norveç'ten. Her yerden geliyorlar değil mi? Hı-hı. Günü dünyaya yayılıyor. Neyse. Beni meşhur etmedin. Meşhur bu adam. Meşhur olduk. Hamsi göğsü süttaşını Türkiye'de hediye veren tek yer. Hediye veriyorum ya. Ayran ikram, salatalar ikram, her şey ikram. Göbek atıyor bu abi. Piyasada 25 liraya 30 liraya satıyorlar lan artık böyle. 30 lira bir süttaş 25 liraya nasıl? Bravo. Bunları götürelim mi biz şöyle? Aynen. Allah 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 Allah. Nasıl hoşuna gidiyor? Öldüreceksin siz beni ya. Ya diyeceğim mi? Yemeyeceğim. Sen yemesen hep yiyorsun. Aynen. Nedir ya? Çok iyi ya. Sütlaç güzel, köfte güzel, piyaz güzel. Abi enerjin sağ güzel, Allah mekan güzel, abi. Her şey çok güzel. Bekle. Buraya bence mutlaka gelmelisiniz diyorum. Çıkın gelin ya. Murat yemeyeceğim dedin ama bir dedin. Vallahi billahi ya. Ben yemeyeyim. Domatesi gömüşe bak. O kafa yana yattı bak. Gördün mü? Suyu akmasın diye. Sütlaça benim en çok sevdiğim tatlı sütlaç. Ölünce dayanamıyorum. Biz burada çarpı güzel bir anda. Devam edelim arkadaşlar. Söylemek istediğin son bir şey var mı abi? Teşekkür ederim. Gelenler elimden geldiği kadar ağırlamaya çalışıyorum. Keyifle, keyifle gelin. Siz beni sevin. Ben sizi sevin. Para verin. Hadi bakalım. Siz 3 adam gelin, ben 8 adam geliyorum. Giderken bile poşete su katarım, bir kolye götürürüm. İşte böyle. Evet arkadaşlar, Lara bölgesi. Bak son lokmayı alışa
şey gör bak. Lokmayı izle. Ben bile poşetin su katarım bir kolye getiririm. İşte böyle. Evet arkadaşlar. Kafayı sallı ya. Lara bölgesinde.